Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Caddebostan'dayız. Müfit Hoca ile birlikte boks derslerine başlıyoruz. Birinci level 10 ders eğitim verecek bize. Müfit Hocamız herkese ders vermiyor. Sadece Arşul Aykut kanalından gelen ve tanıdığı VIP öğrencilerine ders verdiğini belirtiyor. Siz de eğer boks öğrenmek istiyorsanız bizim kanalımızın ismini vererek Caddebostan'da Müfit Hocamıza bulabilirsiniz. Elimizden geldiğince. Evet, başlayalım mı? Başlamadan önce nasıl bir boks eldiveni seçmemiz gerekiyormuş hocam? Şimdi biz şöyle, tabii darbeye dayanıklı olması aslında birinci tercihimiz oluyor burada. Şimdi mesela halk arası yanlış anlaşılan bazı şeyler var. Nedir? Şimdi 8 oz, 10 oz, 12 oz diye genelde 3'e ayrılır. 8 ozlar genelde böyle 18 yaşına girmeyen, daha küçük cüsseli arkadaşlar kullanıyor, daha çürük tabir edebileceğimiz. 10 oz olanları maç için kullanılanlardır. Onlar standart ağırlıkta oluyor. 12 ozlar da biraz daha ağırdır. Bunlar antrenmanda kullanılır. Herkes şöyle sanar. 10 oz alırsam daha küçük olur. 12 oz alırsam daha büyük olur gibi algı var. Öyle bir algı yok. Sadece 12 daha ağırdır. Antrenmanlar bundan yapılır. Ağır olduğu için maça çıktığı zaman ondan çıkarsın. Daha seri hareket edilmek açısından. Ama genelde bunlara baktığımız, dediğimiz gibi darbe emmesi, bir de artı şu: bileği iyi kavrayan bir şekilde ve mesela bunun özelliği, şimdi burada da reklamını yapıyoruz gerçi ama bunun özelliği, taktığımız zaman, şunu çektiğimiz zaman direkt elimize oturmasını sağlayan objeler var üzerinde. Arkadaşımızın aldığı gayet gerçekten piyasada alınabilecek üst düzey eldivenlerden bir tanesi. Tebrik ederim, hiç söylemeden kendisi gitmiş almış zaten, seçmiş bunu. Şimdi eldivenlerden önce tabii bandaj sarmamız gerekiyormuş. Biz bir dahaki dersimizde bandaj sarmayı gösterirken bandajımızı da temin edip geleceğiz. Ama tabii ki bunun bileği sağlam sıkmasından ötürü eldivenlerimizi takıp dersimize başlayacağız. Kısaca bir şey daha söyleyeyim. Hazır takılmış üzerinden konuşalım. Bir dahaki derste nasıl yapıldığını anlatırız. Bunda önemli olan özellikle hatta boks antrenmanı yaparken en önemli şey aslında bileklerin korunması diye aslında bakılır olaya. Niçin? Çünkü sert vuruşlarda bilek devamlı oynadığı için ağır sakatlıklara maruz kalabiliriz. Dolayısıyla parmak aralarından bile geçerek tamamen bileği saran bandajlar tercih ediyoruz. Bunu bir dahaki dersimizde anlatırız diye düşünüyorum. Bir dahaki doğru derste mudur? Hem sararız hem, evet, de anlatırız. Şimdi temelden başlayacağız arkadaşlar beraber. Boks eldivenimizi nasıl giyiyoruz? Tabii bizimkinde çekmeli yerler olduğu için bunlarla sabitledik. Bunu da sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz ki bileğimiz hareket etmesin, daha sağlam dursun. İkinciyi de takalım. Mesela ben şunu yapayım. İkinciyi her zaman yanındaki arkadaş takacaktır. Onu da aslında şöyle yapalım, bunu mesela şuradan çekiyoruz, normalde o kendisi bastırıyor. Ve burada mümkün olduğu kadar dıştan yapıyoruz, sıkması açısından. Aslında şöyle bir yanlışımız var, şimdi seyreden bazı arkadaşlar, profesyonel arkadaşlar ne yapıyor diyebilirler. İlk dersimiz olduğu için çok fazla şeyler çalışmayacağız, vuruşlar çalışmayacağız. Dolayısıyla bugün bileklik takmadık, aslında normalde bileklik takmadan antrenman yapılmaz, onu baştan dipnot geçeyim. Çok sert vurmuşuz. Boks sadece kapalı spor salonlarında yapılmaz. Biz açık havada da yapılabileceğinin bir örneği olacağız. Şimdi söz Müfit Hocam'da. Şimdi başlamadan önce bazı temel ısınma hareketleri yapacağız. Açık havadayız. Daha çok ısınmamız gerekiyor. Nabzımızı biraz yükselteceğiz. Çok da fazla yorulmadan. Çünkü gerçekten biz 3'er dakikalık 3 ring dövüşüyormuş gibi antrenman yapacağız burada. Emin olun 3'er dakikalık 3 ayrı level'lar insan çok yoracaktır. Dolayısıyla şimdi ona birinci level olarak başlayacağız. Kolay şu oldu. İçe doğru, içe doğru, içe doğru, yani içe doğru. Yeah. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner when everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready, I'm a blow up.
ardından bugün direkt vuruş çalışacakmışız. Nasıl çalışacağız Mehmet Hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, anlatayım ben durumu. Burada direkt vuruş yaparken, daha doğrusu aslında boksun bütün vuruşlarında elle ayak sekansı çok önemli. Nasıl oluyor? Atıyorum sağ çıkarttığımız zaman mutlaka sağ ayağımız yere doğru esnemekle esniyor. Çıkarttık, esniyor. Ve şu elimiz mutlaka kulak hizasından direkt öne bakıyoruz. Normal gardımızı aldıktan sonra yumruğumuz ileride dizleniyor ve sağ ayağımız göründüğü gibi onlara kuruluyor. Ve aynı bununla birlikte sol ayağımız da aynı şekilde. Solda. Sol, bu. Geldi, bu. Tabii ilk derste birden bir tekniği kazanmak kolay bir şey değil. Burada biz bunu şimdi antrenmanını yapacağız. Günler geçtikçe bu netleşecektir. Duruşumuz bu. Şu. Gel gel. Bu. Geldi. Geldik. Geldik. Boks sporu tamam. Bunu biz ayrı bir kulak yapabiliriz. Dans gibi yapabiliriz. Ne bileyim sırf spor olsun, kilo vermek için ya da atıyorum ne bileyim fitness olsun diye yapabiliriz. Ama sonuçta bakıldığı vakit spor agresif spor. Yani bu herkesin yapabileceği bir spor değil. Yani bu biraz yüreklerin sporu. Biraz yürek gerekiyor. Dolayısıyla çünkü spora başlayınca antrenman gibi başlar ama işin bizim ne götüreceği belli olmaz. Yarın bir gün çok sevip ya ben de birine çıkayım, bir kendimi deneyeyim diyebilme şansına sahipsin. Şimdi bir iki noktayı da ele almak istiyorum. Niçin çeneler kapatılır? Vücutta insan düşürecek 2-3 tane nokta var. Hepsi ya burada bir şey yapılıyorsa mutlaka bir nedeni var diye bakacağız. Şimdi şunu kapattığımız vakit bunları, bu çeneyi kapattın. Çünkü insan çeneye vurduğu zaman aşağı düşer. Yani boş burun çeneye vurduğu zaman aşağı düşer. Bu da temel aslında bilgiler. Artı hafiften farkındaysanız hedef küçültüyor. Niçin hedef küçültüyor? Hem hedef küçültüyor, daha küçük görüyorum kendisini. Çünkü şöyle bir düz durabilir, koskoca bir de çıktı karşıma. Böyle durduğu vakit hedef küçülttü ve insanın can alıcı noktasından bir tanesi karaciğer olduğu için karaciğer çok uzakta kaldı ve ulaşmak çok zor. Yani bunlar temel hareketler. Dolayısıyla hem karaciğere uzak duruyorum hem de çenelere karşı uzak tutuyor kendisini benden. Yani bu temel hareketler. Bunu hani işte bir şey durursam böyle olur diye, bunların hepsi temel ve gerçekten denenmiş şeyler. Şimdi yavaş yavaş burada olaya başlıyoruz. Önce sol gösteriyoruz. Şu şekilde tutup düzlüyoruz yumruğumuzu. Beraber. Hafif ayağımızı yalnız ayakla biraz oynuyoruz. Ve çok serbestiz yani. Serbest salsa dansı yapıyoruz. Çok evet, aynı çok hiç sıkmadan çok rahat. Rahat. Tak. Şöyle değil. Şöyle. Devamlı kapalı. Hep agresif. Bu. İşte bu. Hep agresif. Sol sağ. Tamam mı? Sol sağ. Sağ yaparken mutlaka ayağımızı atıyoruz. Sesi duyacağım. O sesi duyacağım. Kırç. Sesi duymak istiyorum. Bu. Bir, iki. Şimdi temel olarak kroşenin nasıl vurulduğunu göstereceğim. Aslında kroşe normalde zor bir harekettir. Yani şöyle zor. Öyle sokak kavgası gibi kaldır kütür vuruluyor, rahat gibi gözüküyor ama normalde eğer boks ringin içerisinde veyahut da boksun kuralları içerisinde yapacaksak mutlaka kurala göre uygulamak gerekiyor. Dolayısıyla bunun da bir şekli var. Nedir şekli? Aslında bunun normalde biz şöyle gösteririz normalde. Vuruşun düzgünlüğünü göstermek için elimizi şöyle açıyorsun. En kolay öğrenme şekli. Düzlüyoruz elimizi. Şöyle yapıyoruz ve düz geldiğimiz zaman yani bu elimize şu tam suratımızı kavrayacak şekilde tam derece bu şekilde oluyor. Yani şu. Geldiğimiz zaman en kısadan alıyoruz. Şu. Elimizi yumruk vuracağımız lepa gibi görecek olursak. Şu. Geldik. Şu. Ayağımız gene çalışıyor yani. Ayak var. Bakın. Ayak var. Ve buna mütevellit sol kroşe. Aynı şekilde. Bu. Ayak gene çalışıyor. Şimdi mesela şöyle göstereyim. Mesela ayağın
kroşe ve direkteki hareketleri. Ayak hatta şu yandan daha rahat gözükebilir. Şimdi direkte çok fazla açmadığımızı farz edelim. Soluna vurduğumuzdan şu şöyle. Ama bir direk çıkarttık. Kroşede tamamen çeviriyoruz. Tamamen vücuttan yapıyoruz. Bir, iki gibi. Bir, iki gibi. Bir, iki gibi. Aynı şey önden baktığımız zaman da bir, iki gibi. Mutlaka ayakla gene vücutla yapıyoruz. Vücutla. Durum bu. Şimdi bir iki tane anlatsa deneme yapalım. Şimdi sağa en kısadan alıyoruz. Şu elimizi ver, şu elini şey gibi tut. Hayır, sol elini tutuyoruz da sağla. Şunu çalışıyoruz. Sol, ha. En kısadan. Tamam mı? En kısa bak. En kısa. Ayağımızı en kısa. Şimdi şöyle değil. Tam düz. Şu. Evet. Sakin. Çok sakiniz. Hemen buraya alıyoruz yalnız bunu bak. Hemen. Hemen geriye. Hemen. Geriye. Tamam. Evet, eldivenlerimizi giydik. Müfit hocamın elindekilerin adı nedir Müfit hocam? Bunlar lapa diyoruz. Ne işe yarıyor? Bunlarla karşında bir rakibi vuramayacağına göre, bana vuracağına göre, bana da vurmayacağına göre daha doğrusu lapaya vuracağız. Bir nevi kum torbası diyelim. Yani kum torbası daha ne bileyim bunlar da aslında dediğimiz gibi yani bir nevi kum torbası ama buna sahte rakip de diyebiliriz. Sanal rakip. Dolayısıyla rakip şu anda yok. Rakip benim ve dolayısıyla bana vurmaması için lapaya vuracağım kendisine. Şimdi burada şunu da açıklıyorum. Çalışırken çok sert vurmak buna hep yeni yanlış algılama var. Sert vurursam daha iyi olur değil. Sert vurmak doğru bir şey değil. Önemli olan burada tekniği göstermek. Yavaş vurup tekniği göstermek. Yani burada aslında bizim amacımız göze güzel görünmek. Dolayısıyla burada bizim çalışacağımız yavaş vurarak doğru vurmayı becermek ve sonunda hızımızı arttırmak. Daha sonra yavaşçı hızlıya çevireceğiz ama teknik bozmadan. Bu tabii hemen olacak bir şey değil fakat amacımız o. Amacımız o duruma gelmek.
Hemen hemen çekiyoruz bak. Tık tık tık. Bravo. Hızlı. Hızlı. Şimdi sıra Aykut'ta. Şimdi Aykut arkadaşımız gerçekten çok yetenekli bir arkadaşımız. Dün ilk defa yaptığı halde ben yıllardır yapıyor sandım. Dolayısıyla bazı şeyler emin olun doğuştan gelir. Arkadaşlar yetenek var. Yalnız tabii sert duruyor biraz. Dün az da bilim kalacaktı. Onun için dolayısıyla bugün biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Sol. Sol. Hep sola başlıyoruz. I don't ever slow up. Stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. Yeah. Oh yeah. Yeah. I'm not the type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm... Evet Aykut Bey, duygu ve düşüncelerinizi alayım. Nasıl hissediyorsunuz? Bence gayet iyiydi. Müfit Hoca, bu işte bir numara. Alanında en iyi. Sabahleyin 15 kilometre koştu. Devamında da bizimle boks antrenmanı yaptı. Normalde benim 1,5 dakikaya nefesim yetmezken onun maşallahı var. Bence gayet iyi. Herkesin yapması gereken bir antrenman. Bu şekilde. Yorgunum. Aynı koşu performansını senden de bekliyoruz artık. İnşallah. Yapar. Zaten işte ama bu koşmayla alakalı var. Olacak. Nasıl yapayım? Bak şu toparlayalım bakalım bak. Gel. Ha. Geri çek hemen. Bak, bak geldin. Hop, hop. Bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Tak, tak. Bak, bak. 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 Sol sağ, sol sağ, bir daha. Sol sağ, sol sağ. Tamam. Boks yağmura engel değil, değil mi Aykut? Spor no yağmura pain, engel değil. No pain, no gain. Birlikte alayım bir de hocam. Ondan. Müfit hocam. Dediğim gibi no pain, no gain, never give up. Katılıyorum. Bugün boks temel eğitimimizi, vuruşları ve genel haliyle bir boksu işledik. Müfit hocam bir detay verelim. Neler tabii öğrendik? Şimdi bugün elimizden geldiğince direkt vuruş ve kroşeyi gösterdik burada. Tabii bu birden bir olacak şeyler değil bunlar. Normalde çok tekrar çok başarılı. Dolayısıyla çalışarak bunu daha güzel hale getireceğiz. Ve bunu daha sonra aparkatla daha değişik kroşe vuruşlarını teker teker burada göstererek bunu ilerleteceğiz ve öğrencinin 10 numara olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iş iyi bir yerlere gelecek sonunda. Bu daha birinci derste, 10. dersin sonundaki videomuzu ben bile merak ediyorum. Bu tarz eğitim videolarımızı izlemek için Ayşe Aykut kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.